Ağzı belli Allah'tan Şeytan'ın Rjim. Ey iman edenler, siz Müslümanlardan başkasını sırdaş edinmeyin. Çünkü onlar size şer ve fesat çıkarmada ellerinden geleni bırakmazlar daima sizin sıkıntıya düşmenizi isterler. Size olan düşmanlıkları, zaten ağızlarından taşıp meydana çıkmıştır. Kalplerinin gizlediği düşmanlık ise, daha fazladır. Ayetlerimizi size iyice açıkladık. Eğer akıllarınızı kullanırsanız, onlardan yararlanırsınız. İşte siz, o kimselersiniz ki, o düşmanlarınızı seversiniz. Halbuki siz, bütün kitaplara iman ettiğiniz halde, onlar sizi sevmezler. Hem huzurunuza geldiler mi? Âmenna, biz de inandık derler. Aralarında baş başa kaldıkları vakitte, size duydukları kin ve düşmanlık sebebiyle, parmaklarını ısırırlar. De ki, geberin kininizle. Allah bütün kalplerin künhünü bilir. Size bir ferahlığın, bir nimetin ulaşması onları üzer. Bir fenalığın gelmesine ise adeta bayılırlar. Şayet siz sabreder ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, onların tuzakları size hiçbir zarar veremez. Çünkü Allah elbette onların yaptıklarını ilmiyle, kudretiyle kuşatmıştır. Allah size kitapta şunu da bildirmiştir. Allah'ın ayetlerinin inkar ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, bunu yapanlar başka bir konuya geçmedikçe onların yanında oturmayın. Böyle yaparsanız siz de onlar gibi olursunuz. Şüphe yok ki Allah münafıkları da kafirleri de cehennemde bir araya getirecektir. Ey iman edenler! Ne dininizi alay ve eğlence konusu yapan, sizden önce kendilerine kitap verilenleri ne de diğer kâfirleri dost ve üzerinize yönetici edinmeyin. Mümin iseniz Allah'ın bu buyruklarına karşı gelmekten sakının. Ayetlerimiz hakkında alaylı tavırla münasebetsizliğe dalanları gördüğün zaman, onlar başka bir konuya geçinceye kadar, kendilerinden yüz çevir. Eğer şeytan bunu sana bir an unutturursa, hatırına geldiği gibi hemen kalk. Artık o zalimler güruhuyla oturma. İman edip Allah yolunda hicret edenler, manlarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenlerle, onları barındıran ve onlara yardım eden ensar var ya, işte bunlar birbirlerinin velileridir. İman edip de hicret etmeyenlere gelince, onlar hicret etmedikçe sizin için mirasta onlara hiçbir velayet yoktur. Bununla beraber eğer din hususunda sizden yardım isterlerse, sizinle aralarında sözleşme bulunan bir topluluk aleyhine olmamak şartıyla, onlara yardım etmeniz gerekir. Allah, bütün yaptıklarınızı görmektedir. Şimdi sen, sana ne emredilmişse, onu açıkça onlara söyle. O müşriklerden yüz çevir. Allah'ın gazap ettiği bir topluluğu dost edinenlere baksana. Bunlar ne sizden, ne de onlardandır. Bunlar bile bile yalan yere yemin ederler. Ey iman edenler! Benim de sizin de düşmanlarınızı dost edinmeyin. Onlar size gelen gerçeği reddettikleri halde, siz onlara sevgi sunuyorsunuz. Rasulullahı ve sizi, sırf Rabbiniz olan Allah'a inandığınız için, vatanınızdan kovuyorlar. Siz benim yolumda cihad etmek, ve benim rızamı kazanmak için yurdunuzdan çıkarılmayı göze aldıysanız nasıl olur da onlara sevgi gösterip sır verirsiniz halbuki ben sizin gizlediğiniz ve açıkladığınız her şeyi bilmekteyim doğrusu içinizden kim bunu yaparsa artık doğru yoldan sapmış olur allah sadece dininizden ötürü sizinle savaşan sizi yerinizden yurdunuzdan kovan ve kovulmanıza destek veren kâfirleri dost edinmenizi men eder. Her kim onları dost edinirse, işte onlar, zalimlerin ta kendileridir. Ey iman edenler! Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir güruhu dost edinmeyin. Onlar ki, ölüp kabre giren bir kâfir nasıl, ahiret mutluluğundan ümidini kesmişse, kendileri de ahiretten öyle ümitlerini kesmişlerdir.''